Herkese yeniden merhabalar. Hiç hız kesmeden her hafta yaşanan internet dramalarını anlatmaya devam ediyorum. Bu hafta bol analizli bir videoyla karşınızdayım. Danla Bilic'in abone sayısını gizlemesini, Camdaki Kız dizisindeki bekaret kontrolü sahnesini yediği linci ve İlker Cenkligil'in yediği vegan lincini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Geçenlerde Camdaki Kız isimli bir dizideki bir sahne büyük olay oldu. Öncelikle bu dizinin uyarlandığı kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'ndan bahsetmek lazım. Gülseren Budayıcıoğlu bir psikiyatır ve danışanların hikayelerini kitaplaştıran bir yazar. Psikiyatrların danışanların hikayelerini onlardan izin alarak hikayedeki isimleri ve bazı özel detayları değiştirerek kitaplaştırması dünyada da çok fazla örneği olan bir durum. Ama Budayıcıoğlu'nun bu hikayeleri yazarken danışanlarından izin almadığına dair söylentiler var ve hikayelerin gerçeküstülüğü sebebiyle kurgu olduğunu da düşünenler var. Televizyonda Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan ilk dizi İstanbullu Gelin oldu ve İstanbullu Gelin'in yakaladığı başarıdan sonra bu uyarlamaların sonu gelmedi. Önce Doğduğun Ev Kaderindir, sonra Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı ve son olarak da Camdaki Kız Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan diziler olarak karşımıza çıktı. Yani bu kitaplardan uyarlama olmayan dizileri saysak liste daha kısa olur muhtemelen. İzleyicilerin gerçek hayat hikayesi fetişinden dolayı bu diziler çok tutsa da abartılı ve inanılmaz ajite olmalarıyla sürekli eleştirildiler. Hatta Kırmızı Oda dizisinden bir aralar çok popüler olan şu meme çıktı. Şimdi gelelim son olaya. Müthiş bir psikolojik şiddete maruz kalarak bir mal gibi yetiştirilen bir kızın öyküsünün anlatıldığı Camdaki Kız, bekaret kontrolü sahnesi sebebiyle büyük bir linç adı. Linç edenlerin argümanı tabii ki bekaret kontrolü uygulamasının ne kadar insanlık dışı ve aşağılayıcı olduğu ve bunun televizyon dizilerinde normalleştirildiğiydi. Melis Alpan konu hakkında Twitter'da şöyle dedi. Her kanalda bir Gülseren Budayıcıoğlu dizisi. Dram üstüne dram. Ekşi Sözlük'te biri dram pornosu demiş. Katılıyorum. TV'den izleyiciye boca edilen acılar. Gerçek hayatta yeterince acı yok gibi. Buyurun işte, Camdaki Kız ki son bölümde bekaret kontrolü sahnesiyle kadına şiddeti yeniden üretti, kadına şiddetle mücadeleyi kadınları güçlendiren mesajlarla anlatan alev alev final yapmasına neden oldu. Çünkü rating. Kaan Sekban ise şu tweet'i attı. Gülseren Budayıcıoğlu dizilerinden Kırmızı Oda ilk başladığında farklı bir formattı ve ben ilk bölümleri epey beğenmiştim. Şimdi bu dizilerin geldiği nokta dram pornosundan başka bir şey değil ve bu yapılırken gerçekleri yansıtma adı altında pek çok rezil durum meşrulaştırılıyor. Ben bu konunun önce teorik ve etik boyutunu ele almak istiyorum. Ülke gerçeklerine daha sonra geliriz. Benim sorum şu. Bir dizi aşağılayıcı ve bilimsel olarak yanlış bir uygulamayı kendine konu edinemez mi? Bunu konu ettiğinde normalleştirmiş mi olur? Tabii ki hayır. Şu ana kadar çekilen tüm dizileri bu bağlamda değerlendirirsek elimizde makbul kabul edilebilecek bir tane bile dizi kalmazdı. Bu noktada bakmamız gereken şey dizide ne anlatıldığı değil, nasıl anlatıldığı. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela partnerine şiddet uygulayan erkek bir karakterimiz olsun ve dizide bolca şiddet sahnesi olsun. Dizi bize bu kişinin şiddet uyguladığı kadına aslında ne kadar aşık olduğunu ve tüm bunları elinde olmadan yaptığını anlatmaya çalışıyorsa burada şiddetin normalleştirildiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Bu diziyi izleyen bir seyirci bu şiddet davranışlarını korkunç eylemler olarak değil de karakterin bir zaafı olarak görecektir. Camdaki Kız'a bakacak olursak dizinin sadece fragmanını izledim. Ve hayatı boyunca eziyet gören, psikolojisi bozuk ve kötü niyetli bir kadın tarafından yetiştirilen bir kızın hikayesi olduğunu biliyorum. Yani bekaret kontrolü de dahil olmak üzere kızın maruz kaldığı tüm uygulamalar dizi tarafından işkence gibi yansıtılıyor. Bu açıdan baktığımızda pek bir sorun yok gibi. Çünkü dizi de bize bu uygulamaların kötü şeyler olduklarını söylüyor aslında. Şimdi gelelim ülke gerçeklerine. Bu dizilerde psikolojik ve fiziksel şiddet olaylarının ajite edilerek ve abartılarak adeta izleyicinin izlerken keyif alması için tasarlanmış olduğunu az çok biliyoruz. Bu sahnelere şiddet sahneleri değil, şiddet pornoları demek çok doğru. Durum böyle olunca bir de Camdaki Kız dizisinin baştan sona eziyete maruz kalan bir kızın aşırı dramatik hikayesini anlattığı düşünülünce bu bekaret kontrolü sahnesinin ne kadar sorunlu olduğunu tahmin etmek zor değil. Nitekim Murat Soner'in Camdaki Kız'ı eleştirdiği videosundaki isyanlarından da bunu anlıyorum. Diziyi merak eden varsa o videoyu mutlaka izlemesini öneririm. Toparlayacak olursam dizinin yediği linci haklı bulmakla beraber eleştirenlerin argümanlarını yanlış buluyorum. Sorun dizide bekaret kontrolü sahnesi olması değil, sorun dizinin bu sahneyi nasıl ele aldığı. Flu TV'nin Olmaz Öyle Gastronomi serisinin son bölümünde İlker Canikligil, Mustafa Seven ve Şef Sinan Büdeğri bir vegan restoranı olan bir nevi deliye gidip vegan mutfağı hakkında sohbet ediyorlar. Videoda tartışmalı birçok fikirleri var ama biz en çok eleştirilenlere bir bakalım.
Bu 100 gramını yemek 2 somun ekmek yemiş kadar gluten alıyorsun bundan. Ama 2 somun ekmek çok daha uygun bir fiyatayken bir tabak saf gluten şeyi kaç para kim bilir? İşte bu da zaten bizim işlememiz gereken diğer konulardan pahalı biri. Pahalı abi, pahalı. Daha pahalı. Vegan olmak pahalı. Bir, bu iş pahalı. Senin söylediğinden çıkarttığım şey şu. Bilinçli olarak tüketim tercihleri bir tarafa kaydırılmaya çalışılıyor. Bunu anlarım ama bu niye lüks bir yere konumlandırılıyor? Ulaşılabilir olması lazım diyor. Vegan olmanın pahalı olduğu videoda çok fazla vurgulanıyor. Bunu muhtemelen gittikleri restoranın fiyatlarını düşünerek söylüyorlar. Bir izleyici şöyle yazmış. Benim anlamadığım şu. Zeytinyağlılar, baklagiller ve meyveler varken neden bütçemizi bu zorlama gastronomi reçeteleriyle zorlamamız gerekiyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Sanki veganlık bunlardan ibaretmiş gibi. Bir başkası ise şunu söylemiş. Vegan olmak için bu tarz ürünler tüketmenize gerek yok. Her çeşit bakliyat, sebze, meyve ve kültürümüze ait zeytinyağlı yemekler zaten vegan. Veganların çoğu bu yiyeceklerin tadını bile bilmiyor. Ben de veganım ve kaju yoğurdu, peyniri nedir bilmem. Sütünü yapıyorum kendim. O da zaten 13 TL'lik çiğ kajudan 1 litre süt çıkıyor. Aldığınız inek sütüyle aynı fiyatta yaklaşık olarak. Ayrıca veganlık beslenme biçiminden ibaret değildir. Veganlık nedir yazarak YouTube'da araştırsanız felsefesini anlayabilirsiniz. Aslında videoda Sinan Şef bunun açıklamasını İlker Cenikligil ve Mustafa Seven'e yapıyor. Neden pahalı? İstek ne kadar artarsa tedariği artacaktır. Artınca dengeyi kendisi bulacaktır ve aşağı inecektir. İkincisi de biz her zaman şöyle bir şey var. Çok veganlığa da uzak bir ülke değiliz. Yani bizim zeytinyağlılarımızın hemen hemen hepsi zaten vegan. Ayrıca şef neden et ve peynirin vegan versiyonlarının tüketildiğini vegan arkadaşlarına sorduğunu söylüyor ve aldığı cevabı aktarıyor. Hayatımız boyunca biz bunlarla yaşadık. Onun o dokusuna alıştık. Şimdi de vegan olduğumuz zaman bir anda bambaşka bir dünyaya geçmektense bunların türevlerinin olabileceği, bunların benzerlerinin olabileceği bir dünyaya geçmek, o alışkanlığın gücünü kullanmak istiyoruz veganlığa alışabilmemiz için. Videonun devamında et endüstrisinin yarattığı sıkıntılardan bahsedilirken İlker Cenikligil bu sıkıntıların gerçek kökeninin dünya nüfusu olduğunu söylüyor. Bu bana şunun gibi geliyor. Sorunun kökeniyle uğraşmıyorsun, sonuçlarla uğraşıyorsun. Yani diyorsun ki biz çok hayvan tüketiyoruz. Aynı hata şeyde de yapıldı. İşte ozon gazı yaratıyoruz, işte koltuk altı spreyi sürmeyelim falan. Yani bunlar saçma sapan şeyler abi. Esas sorun orada değil çünkü. Yani sen 8 milyar olana kadar neredeydi aklın o zaman? Bir diğer ve benim en haklı bulduğum eleştiri konusu ise veganlığın konuşulduğu videoda hiç vegan olmaması. Bir izleyici şöyle demiş. Her ne kadar üçlünün sohbetini dinlemek keyifli olsa da insanlar neden vegan olmayı seçer gibi soruların 3 tane asla vegan olmayan insan tarafından cevaplanmaya çalışılıyor olması biraz olmamış sanki İlker Hocam. Şimdi şunu söylemeliyim. Benim videoda problemli bulduğum çok fazla şey olmadı açıkçası. İzleyicilerin rahatsız olduğu veganlık pahalı argümanına ise şef zaten videoda cevap vermiş. İlker Cenikligil bu yorumlardan sonra Twitter'a şunu yazdı. Anladığım kadarıyla veganizm din türü bir şey. Bu tweetini hiçbir şekilde anlamadım çünkü ortada bilinç göremedim. Kendisine hakaret dolu yorumlar geldiyse ve yayınlamamayı tercih ettiyse bilemem. Ama benim gördüğüm tüm yorumlar saygı çerçevesinde eleştirilerdi. Neyse az çok İlker Cenikligil'i tanımış biri olarak bu tepkisine şaşırdığımı söyleyemeyeceğim. Geçenlerde Enes Batur'un bir video kesitine denk geldim. Oha, Damla abone sayısını mı gizlemiş gerçekten? Enes bu durumu yeni fark etmiş ama Damla'nın abone sayısı bir süredir gizliydi aslında. Neyse sonuçta Enes'in bu videosu vesile oldu. Ben de konudan bahsetmek istedim. Evet doğru duydunuz, Enes Batur'dan ilham aldım. Abone sayısını gösterip göstermemek kanal sahibinin kararı ama biliyoruz ki çok az kişi gizliyor ve gizliyorsa bir sebebi oluyor. Ne olduğunu anlamak için Damla'nın Social Blade sayfasına bir baktım. Bilmeyenler için Social Blade sadece YouTube değil birçok sosyal medyada bulunan hesapları analiz eden hatta gelecek öngörüleri yapan bir site. Damla kendi kanalında abone sayısını gizlese de buradan görebiliyoruz. Haftalık abone sayısı değişimine baktığımızda ise 28 Aralık 4 Ocak ve 8-15 Mart haftalarında abone sayısının düştüğü görülüyor. Damla'nın bu tarihlerde sosyal medya hesaplarında neler yaptığına baktığımda pek bir hareketlilik göremedim. Linç yeme gibi bir durumun olmadığı ortada. Hatta 2019'da bir kadının kilosu yüzünden Cardi B'ye benzettiği düşünüp linç edildiğinde bile böyle bir abone kaybı yaşamamış. Bu ihtimali eledim ve bu tarihler arasında yüklediği videolara baktım. 7 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ile yaptığı röportaj videosunun yüklendiğini gördüm. Ama Damla'yı uzaktan da olsa takip eden biriyseniz politik görüşünü hiçbir zaman saklamayan biri olduğunu biliyorsunuzdur. Hatta Muharrem İnce'nin seçime girdiği dönem İnce'ye duyduğu hayranlığı Twitter'da her fırsatta dile getiriyordu. Yani Danla Bilçin'in abone düşüşünün politik görüşünden kaynaklı olduğu fikrini de eledim. Peki o zaman Danla Bilçin abone sayısı neden düşüyor? Bunu anlamak için Danla'nın YouTube kariyerine şöyle bir göz gezdirmek lazım. Kendisi YouTube'a makyaj videoları çekerek girdi ve bir anda milyonlarca izleyici elde etti.
Bunun sebebi kendisinin de birçok yerde söylediği gibi makyaj tekniği ya da becerisi değil, muhabbetiydi. Şu an birçok güzellik YouTuber'ı bir yandan makyaj bir yandan geyik yapsa da o zamanlar bunu yapan kimse yoktu. Yani kendisi bir açığı doldurdu. Burada şöyle bir kritik nokta var. Bence bir YouTuber'ın muhabbetini sevdiren iki şey var. Biri tabii ki ağzını laf yapması, hazır cevap olması. Diğeri de insanlara samimi gelmesi. Danla'nın da alameti farikası, ben çok bayılmasam da, sanki en yakın kız arkadaşlarıyla dedikodu yapıyormuşçasına filtresiz konuşmasıydı. Bir yandan da Kütahyalı olduğunu sık sık dile getirmesiyle, okumayı sevmediğini ve senelerdir üniversite 1. sınıfta olduğunu anlatmasıyla insanlara relatable geliyordu. Danla da içeriği tükendikçe zamanla her YouTuber gibi baştaki konseptinden uzaklaşmaya başladı. Önce videolarına ünlüleri çıkarmaya, daha sonra da yurt dışı tatillerine gidip oralarda vlog çekmeye başladı. Muhabbeti yine keyifliydi ama değişen şey hayatıydı. Danla artık ünlülerle takılan, Avrupa ülkelerine gidip pahalı tatiller yapan bir kız haline geldi. Ve insanların gözündeki bizden biri imajını kaybetti. Ha şu da var, tamamen Danla'nın şu anki hayatına benzer lüks hayatlar yaşayan ve popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen internet ünlüleri de çok. Aklıma aşırı farklı profillere sahip olsalar da bu noktada benzeyen Duygu Özaslan ve Kerimcan Durmaz geliyor mesela. Duygu'yu ele alırsak onun en başından beri cool imaj çizdiğini, insanlara samimi gelmek gibi derdi olmadığını ve her yerde lüksü sevdiğinin altını çizdiğini biliyoruz. Kerimcan'a gelirsek kendisi zaten gösteriş yapmayı seven ve insanların ilgisini bu şekilde çeken biri. Yani bu iki ismin de stratejisine ünlü çevreleri ve lüks hayatları katkı sağlıyor, hatta besliyor. Ama Danla Bilic için durum böyle değil. Kendisinin değişen hayatı insanların kafalarındaki imajı olumsuz etkilemiş durumda ve bu sebeple insanların ilgisini eskisi kadar çekmiyor. Bu haftalık benden bu kadardı. Aşağı yorum yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğene tıklamayı unutmayın. Bunları söylemek gerekiyor galiba. Beni Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz ya da Discord server'ıma da girebilirsiniz. Linkleri aşağı bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.